Evet, sohbetimizin ikinci bölümünden tekrar merhaba. Sohbetimizin ilk kısmında daha saatlerce de olsa konuşulabilecek eşcinsellik meselesine değindik. İkinci kafama takılan konu kadın meselesi. Malum sebeplerle İslam'da kadın konusunda tırnak içerisinde reforma ihtiyaç var mı? İçtihat kapısı 11. yüzyılda ya da yüzyıllar önce dondu mu, durdu mu? İslam'ın kadın anlayışının gözden geçirilmesi gerekiyor mu? Çok geniş bir konu biliyorum ama böyle ucu açık bir şekilde size bırakıyorum sözü. Çok ama yani böyle yaparsanız bitmez bu program, onu söyleyeyim. Hakikaten çok net şey bir konu, çok geniş bir konu. Şimdi İslam'da içtihat ve düşüncenin donuklaşması veyahut da kapısının kapanması meselesi apayrı bir olay. İçtihat kapısının kapanmasının işte veyahut da yürütülememesinin kadınlara bakan veçesi ve ona olan etkileri apayrı bir olay. İslam'da kadın dediğiniz zaman o apayrı bir olay. Yani birbirinden bağımlı ya da birbirine bağımsız böyle interaktif meseleler bütünü bu. Hakikaten zorlanırım. Öncelikle İslam'da kadın meselesinde keşke ben değil de hakikaten İslami değerleri ve Müslümanların tarihsel tecrübesini yorumlayabilecek ve yorumlayan kadınlar karşınızda olsa. Çünkü kadın perspektifi dini değerlere bakışta veyahut da işte kadınla alakalı mevzulara bakışta oldukça önemlidir. Bizim Ama hocam eşcinsellik meselesini yorumladık. Onu eşcinsel birisine bırakmadığımıza göre kadın meselesini de erkek birisinden dinleyebiliriz yani. Yok, ben hayır demiyorum. Amenna ve Settâ konuşalım. Ben kendi perspektifimden tabii ki anlatabildiğimi anlatırım. Bildiğimi anlatırım. Bu konuda zaten 4-5 tane konuyu içeren bir çalışma da yaptım. Yakınlarda yayın evine teslim ettim. İslam ve kadın üst başlığını taşıyabilecek işte şahitliğini, aile reisliğini, ondan sonra boşanmayı, mirastaki hissesini vesaireleri ele alan böyle 4-5 konulu bir çalışma yapmıştım. O zaman Dolayısıyla soruyu isterseniz soruyu biraz daraltayım mı? bence daraltmak lazım. Sohbetimizin birinci bölümüne atıfla. Aynen eşcinsellik meselesinde olduğu gibi modern hukuk ve modern toplum anlayışında eşcinsellerin yeri nasılsa modern hukuk ve modern toplumda kadının rolü ve algılanmasıyla dini yorum ve algılanması arasında bir çatışma, bir çelişki var. Bununla nasıl başa çıkacağız? Ya bunu belki bir hani yapı söküm diyorlar ya, bizde Arapçada bunu ifade ederken tahliye ve tahliye diyoruz. Önce bir yıkıma, demolish yapma, arkasından onun üzerine yeni bir şey inşa etme. Belki buna ihtiyaç var. Yani çok köklü bir şekilde, çok radikal bir şekilde hakikaten bir metodoloji değişikliğini de beraberinde getirerek İçinde yaşamış olduğumuz şartlara bağlı olarak dini değerlerin, dinin ortaya koymuş olduğu efendim ilkelerin, prensipler üzerine bir bina inşa etmemiz gerekiyor. Ben buna canı gönülden inanıyorum, bunu yapmamız şart. Önce şunu ifade edeyim. Biz bu İslam'da tabiri, ben katıldım başka programlarda da söyledim, burada da söylemiş olayım. İslam'da, İslam'a göre, Kur'an'da, Kur'an'a göre tabirleri o kadar büyük genellemeler ifade ediyor ki aslında insanlar bunu dediği yerde belki İslam namına kendini konuşturuyor, Kur'an namına kendini konuşturuyor. Yeni ayetler üretiyor belki mevcut ayetlerin anlam çerçevesini saptıraraktan veyahut da farklı şekillerde yorumlayaraktan. Onun için benim yaklaşımım şu: İslam bir din olarak ayrı ele alınmalı, fakat onun insanların yorumlarıyla, sosyal, siyasal, kültürel, arka plan şartlarına bağlı olarak hayata tatbiki, yorumlanarak hayata tatbiki ayrı ele alınmalı. Birinin adı İslam, diğerinin adı İslamiyet. Birinin adı din, diğerinin adı Diyanet. Birinin adı hakikaten İslam, din olan İslam, öbürünün adı ise Müslümanların tarihsel tecrübesi olarak değerlendirilmek zorundadır. İşte bunları nasıl ayıracağız? Hani böyle klişe bir soru var ya son zamanlarda. Gerçek İslam hangisi? Evet. Şimdi din, bu gerek Kur'an-ı Kerim için, gerek hadis-i şerifler için, gerekse bizim fıkıh kitaplarında yer alan, fıkıh kitaplarımızda yani Müslümanların gündelik hayatını, dünya görüşünü, hayat felsefesini belirleyen hükümler ekseninde ayrı ayrı ele alınmak zorundadır. Ama onların birleştiği bir nokta vardır. Onların birleştiği nokta bu hükümlerin, bu beyanların içinde yaşanılan yani nazil olduğu veyahut da varid olduğu veyahut da bu içtihadi beşeri düşüncelerin üretilmiş olduğu zemin şartlarında geçerli olduğunu kabuldür. Bir kere buradan başlamak gerekiyor. Bunu yapmak bir metodoloji önerisi. Fıkıhta çok kolay. Neden?
Çünkü konuşanın kim olduğunu biz biliyoruz. Konuşan kim? Diyelim ki İmam-ı Azam konuşmuş, İmam-ı Şafii konuşmuş, İbni Abidin konuşmuş. Bunlar işte Hanefi mezhebinin, Hanefi ekolünün, düşünce ekolünün devasa insanları. Birisi de kurucu imamı zaten. Şimdi burada diyorsunuz ki İmam-ı Azam bunu demiş, bunu söylemiş ama fakat İmam-ı Azam'ın bunu söylemiş olduğu dönemde diyorsunuz. Tutuyorsunuz 10. asır, şey 1. asır, 2. asır Bağdat şartlarını, Küfe şartlarını ortaya koyuyorsunuz. Tabii ki o günkü sosyal zeminde, tabii ki o günkü kültürel zeminde böyle olacaktı diyebiliyorsunuz. Mesela kadınlarla alakalı meseleleri konuşuyor isek şayet. Efendim dolayısıyla fıkıh da konuşan kişinin beşer olduğu, insan olduğu gerçeğine bağlı olaraktan siz bu hükümlerde değişikliğin olması gerektiğini rahatlıkla savunabiliyorsunuz. Aynı şey hadis-i şeriflere geldiği zaman biraz zorlanmalar oluyor. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamber olarak kabulleniyoruz ve peygamber olarak yapa gelmiş olduğu ister imani mevzularda, ister efendim ahlaki mevzularda, isterse sosyal hayatı düzenleyen kurallar, kaideler, hükümler mevzularında da aynı kapsamda görüyoruz. Onun için onun ağzından çıkan her şey bir vahiy mahsulü ya da vahyin öne onayladığı bir değer olarak kabullendiğimizden dolayı değişmez ve değiştirilemez olarak değerlendiriyoruz. Bizim yaklaşımlarımız bu merkezde o şu anda bile yani 1.6 milyar Müslüman var, milyar Müslüman varsa dünya genelinde %90'ı bu şekliyle inanıyor, bu şekliyle kabulleniyor. Hatta bunu kategorilendiriyor. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu diyerekten. Efendim mesele Kur'an-ı Kerim'e yansıdığı zaman oraya tam onu soracaktım. Yani evet. Peygamber de insan olduğu için hadi onu da yeniden değerlendirelim. Evet. Ama vahiy olunca Kur'an'ın evrenselliği iddiası ve inancı karşısında ne yapacağız? Evet. Şimdi mesele Kur'an-ı Kerim'e gelince, mesele Allah beyanı olmasına gelince o zorluğu biz sonuna kadar yaşıyoruz. İşte orada özellikle sosyal hayatı düzenleyen kurallar ekseninde meseleyi ele aldığımız zaman, tekrar söylüyorum, sosyal hayatı düzenleyen kurallar ekseninde ele aldığımız zaman gerçekten zorlanıyoruz. Ama imani ve itikadi ya da ahlaki meselelerde zorlanmakta zorlanmıyoruz. Rahatlıkla oralarda bir sabitelerin olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Pekala. İşte bizim İslam ve kadın dediğimiz zaman ya da İslami değerlerde ya da Müslümanların tecrübelerinde kadınların işte durumları, konumları, hakları, yetkileri, sorumlulukları vesaire dediğimiz zaman zorlandığımız alan genelde Kur'an'a bakan veçesiyle oluyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, bunu daha önceden başka programlarda ifade ettim. Bir kere Kur'an-ı Kerim 610 ile 632 yıllar arasında Mekke ve Medine toplumunda inmiştir ve o toplumda yaşamış olan insanlara inmiştir. Bunu kabullenelim. Bu bir. İki, ve Kur'an'ın nazil olmuş olduğu toplumla Kur'an arasında, Kur'an'daki ayetler arasında diyalektik bir ilişki vardır. Yani orada cereyan eden bir hadise vardır. O hadiseye nasıl hüküm verilecektir, o hadiseye nasıl bakılacaktır, bu konuda bir net bir fikir yoktur Efendimiz Aleyhisselam'da ya da insanlarda. Cenab-ı Hak mesajını göndermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu veçesi itibariyle o toplumda cereyan eden hadiselere yukarıdan inen, nazil olan bir beyandır, bir hükümdür, kabul. Ama Hasan Hanefi'nin burada şunu sözünü, yani tarihi sözünü ifade etmek isterim. O der ki Kur'an-ı Kerim gökten inmiştir ama yerden de bitmiştir der. Neden? Çünkü yerdeki hadiselere bağlı olarak göğün cevabıdır o. Anlatabildim mi demek istediğimi? İkincisi yani şu an provokatif bir soru gibi olacak ama direkt aklıma şöyle bir soru geliyor. Kur'an bugün ise aynı evet. Kur'an mı olurdu? Evet. Kur'an-ı Kerim bu perspektiften baktığınız zaman bakın Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir hadiseye Hazreti Zeyd ile Zeynep validemizin evliliğini konu ediyor. Arkasına Hazreti Zeynep'in Efendimiz'e evliliğini konu ediyor. Bugün cereyan etseydi, bugün bu hadise yani, bugün nazil olsaydı, bugün Allah Resulü Amerika'da yaşıyor olsaydı, böylesi bir hadise, nazil veyahut da varid, böyle bir hadise olsaydı kimi zikredecekti? Muhatabı olan insanları zikretmeyecek miydi? Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki kadın geliyor, işte kocası kendisini o dönemin örf ve adetine göre boşamış. Sen bana anamın sırtı gibisin demiş. Evsipni Samit'in karısı, Evsipni Samit karısına böyle söylemiş.
O bu zihar manasında, yani cahiliye döneminde uygulanan bir boşama modeli bu. Kadın ne tam anlamıyla boşalıyor, ne tam anlamıyla evli oluyor. İki arada bir derede kalıyor böyle. İşte bu bir anlamda kadına karşı yapılmış olan bir zulmün göstergesi aynı zamanda. Geliyor bunu Allah Resulüne şikayet ediyor. Ben diyor çocuklarım varken diyor ve işte ne bileyim gençliğim esasında saçımı süpürge ettim böyle yaptı ama tam ihtiyarladığımda ona ihtiyacım olduğu dönemde de böyle yaptı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sükût ediyor gökten, işte Mücadele suresinin ilk ayet-i kerimesi, kocası hakkında sana şikayette bulunan kadını Allah duydu diyor, işitti diyor ve beyanını söylüyor. Bugün belki başka bir hadise cereyan edecekti. Belki o hadiseyle alakalı Kur'an-ı Kerim ayeti nazil olacaktı. Dolayısıyla sosyal hayatı düzenleyen kurallar bütünü içerisinde meseleye baktığınız zaman ki ayet-i kerimelerin hemen hemen hepsini o çizgide veyahut da kümesel olarak o çizgide görebilirsiniz. Nazil olmuş olduğu toplumdaki konulara değiniyor. O zaman için tarihsel bağlam meselesi yine gündeme geliyor. O zaman Kur'an'a bakarken bütün o tarihsel bağlamı da bilmeden yorum yapmak yanlış. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in sebebin üzülünü bilmeden, eğer sebebin üzül bilinmiyorsa, o ayet-i kerimenin sebebin üzül bilinmiyorsa, inmiş olduğu sosyal ortam bilinmeden sadece metinden hareketle bir yorum yapılması tabii ki yanlıştır. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'e doğru bir yorum yapmak istiyorsanız öncelikle Kur'an'ın nazil olmuş olduğu toplumda ne anlam ifade ettiğini mutlaka bilecek, onun üzerine yorum yapacaksınız. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? O döneme göre Kur'an hani devrimci ve ilerici bir metin ve Hazreti Peygamber devrimci bir insan o döneme göre. Çünkü bütün kurulu kuralları, düzeni yerle bir ediyor. Ama bu döneme baktığımız zaman işte 1400 yıl öncesinin kuralları, şartları geride kalıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hükümler açısından baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü de buna dahil aslında dört esas üzerine bina edildiğini görürüz. Bunlardan bir tanesi red. Katiyen kabullenmiyor. İşte iki kız kardeşin bir koca üzerinde bir erkekle aynı anda nikahlanması gibi. İkincisi ıslah ediyor. İşte zihar meselesinde olduğu gibi ziharın aslını kabulleniyor fakat hükmünü değiştiriyor. Öbür tarafta red, ıslah, inşa, sıfırdan hüküm getiriyor ve bir de red ve kabul. Olduğu gibi kabulleniyor. O toplumda var ola gelen örf ve adeti. Bu farklı cevap ekolleri ediyor. Mi diyoruz? Yani Kur'an'ın yorumlama ekollerinden mi bahsediyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerini nazil olmuş olduğu toplumdaki örf ve adetler, genel hayat, sosyal hayat düzeni içerisinden yorumladığınız zaman şunu görürsünüz. Bir, mevcudu olduğu gibi kabullenmiştir. İkincisi reddetmiştir. Hayır bu yasak demiştir. Üçüncüsü ıslah etmiştir. Dördüncüsü yeniden inşa etmiştir. Anlatabildim mi? Ama şu gerçeği unutmamak lazım. Ben iki şey söyleyeyim müsaade ederseniz orada. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim bu veçesi itibariyle nazil olmuş olduğu topluma bir hitaptır, bir konuşmadır. Şu anda bizim sizinle yaptığımız konuşma gibi bir konuşmadır. Bu konuşmanın 100 yıl sonra işte ne bileyim Senegal'deki bir insan tarafından dinlendiğini düşünün, ne yapacaktır abi? Bu 1000 yıl sonra, 100 yıl sonra bu insan bugünkü konsepte vakıf olması lazım ki bizim söylediklerimizi anlayabilsin. Bizim background'umuzu, arka planımızı bilmesi lazım ki söylediklerimizi anlayabilsin. Ama Kur'an-ı Kerim daha sonraki dönemlerde, mesela şunu diyebilirim, %79, %80 oranında cahiliyede var ola gelen örf ve adetler, gelenek ve görenekler İslam'da kabullenilmiştir Efendimiz Aleyhisselam tarafından. Belki bu değişiklik sizin devrim dediğiniz şey %20'lik alanda cereyan etmiştir. İkinci bir şey bu hitap. Yani aslında bir hitap olan hitap daha sonra kitaplaştırılınca, bakın hitap kitap haline geliyor ve aslında sahabe-i kiram da, sahabeden sonra gelen tabi'in nesli de o kitapta var ola gelen hükümlerin background'unu, arka planını biliyorlar. O toplumda yaşamışlar. Babalarından, dedelerinden duymuşlar. Ama ondan sonraki nesillere gelince, tebe-i tabi'in ve günümüze gelince biz bunları bilmiyoruz ki. Biz aslında Kur'an'ın diline bile vakıf değiliz. Ve tutuyoruz sadece metin olarak meseleyi ele almaya çalışıyoruz. Şunu unutmamak lazım. İki şey söyleyeceğim. Şunu unutmamak lazım. Hitabın tarihselliğiyle orada verilmiş olan mesajın evrenselliğini birbirine karıştırıyoruz biz. Aslında hitap tarihsel bir hitaptır. Tarihsel derken kastettiğim şey mitoloji karşıtıdır. Yani mitoloji, yani tarihselin karşıtı evrensel değildir Sevgi Hanım. Tekrar söyleyeyim. Tarihselin karşıtı mitolojidir, uydurmadır, fiction'dır, yani kurgudur. Tarihsel demek ete kemiğe bürünmüş,
belli bir zaman dilimi içinde belli hadiseler ekseni içerisinde cereyan etmiş olaylardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bir fiction değil yani. Bu bir. İkincisi ise ama beri tarafta onun içindir ki Kur'an'daki o ayeti kerimeler nazil olmuş olduğu o topluma birebir emirler vermekte, birebir mesaj vermekte, birebir bir şey söylemekte, hüküm vermekte. Ama ondan sonra yaşamış olan, daha sonra gelecek olan, mesela bizler dahil olmak bize gelen şeylere onlar üzerinden mesaj vermektedir. Yani bu da yani hitabın tarihselliğiyle mesajın evrenselliği derken bunu kastediyorum. Biz oradan o hadiseler üzerinden vermiş olduğu mesajı çıkartıp Cenab-ı Hakk'ın muradını, maksadını çıkartıp ona göre hayatımıza şekil vermek, ona göre hayatımızı düzenlemek zorundayız. Ama pratikte yüzyıllardır olan bu değil. Özellikle Hanefi Türk İslamı içerisinde ya da belki evet. Vahabi, yani hangisi derseniz deyin. İslam dünyasının içinde bulunduğu İslam dünyası diye bir monolitik kavramda yok da. Evet. Hani Müslümanların çoğunlukla olduğu ülkelerde. Erken dönemlerde buna belki ihtiyaç yoktu. Neden ihtiyaç yoktu? Yani mesela bir İmam-ı Azam döneminde gidelim. Vefatı 150'dir. 80'de doğmuş, 150'de vefat etmiş. O erken dönemde buna ihtiyaç yoktu. Çünkü sosyal hayat şartları alabildiğine duragandı ve değişmemişti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e açıp baktığı zaman Kufe'de yaşarken İmam-ı Azam bir asır önce Medine'de yaşamış Hazreti Peygamber'in veyahut da orada yaşamış olan Arapların sorunlarına çözüm olarak önermiş olduğu şeyi kendi Kufesinde de Bağdat'ında çözüm olarak önerebiliyordu. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ama daha sonra hayat şartları değişince, kültürler değişince, arka plan şartları değişince aslında bu hükümlerin de değişikliğinin beraberinde gelmesi lazım. İşte burada erken dönemlerde ihtiyacı olmayan o şey sonraki dönemlerde ihtiyaç olmuş. Bu belki bir 4 asır, belki bir 5 asır devam ediyor. 4-5 asırda artık bu anlayış, bu zihniyet, bu metodoloji kökleşince, oturunca daha sonra o değişkenliğe rağmen biz bu yenilemeyi yapamamışız. Sizin ilk başta söylediğiniz o işte içtihat kapısının kapanması, sadece şerhle ve haşiyelerle, küçük dokunuşlarla, magic touch diyebileceğim dokunuşlarla hayatımızı düzenleme o zaman devreye giriyor. Halbuki günümüz dünyasında bunların tahakkuk etmesi, sadece o magic touchlarla bizim onları yani İslam'ı günümüze taşıyabilmemiz, oradaki o evrensel mesajı çıkartıp hayatımıza tatbik etmemiz oldukça zor. Bugün itibariyle şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle Kur'an-ı Kerim'den, gerek hadis-i şeriflerden, gerekse fıkıh hükümlerden istifade noktasında şunu şöyle bir metodoloji takip etmeliyim. Bunlardan bir tanesi lafız. Ortada bir lafız var. Lafız çok önemli. Yani Kur'an'ın lafzı çok önemli. Efendimizin beyanlı lafzı çok önemli. İmam-ı Azam'ın veyahut da hukuk okullarının söylediği şeyler önemli. Çünkü lafız mananın taşıyıcısıdır. Dolayısıyla lafzı atamazsınız. Bir kenara bırakamazsınız. Dolayısıyla bir, lafzı alacaksınız. İkincisi, o lafzın taşımış olduğu manaya bakacaksınız. Üçüncüsü, onun gözetmiş olduğu, eğer hüküm bildiriyorsa hükme bakacaksınız. Üç, dördüncüsü o hükmün maksadına, gayesine bakacaksınız. Beşincisi bunu daha iyi anlayabilmek için eğer varsa sebebin üzüle bakacağız. Yani ayetin veyahut da Hazreti Şerif'in hangi veçeyle, hangi sebeple nazil olduğuna ya da varid olduğuna. Altıncısı eğer sebebin üzülü bilmiyorsak ki bilmeyebiliriz. Birçok ayetin veyahut da ayetler kümesinin sebebin üzülmüyoruz. O zaman ayetin nazil olduğu o sosyal ortama bakacağız. O ekonomik ortama bakacağız. Yani o bağlam dediğimiz, o konsept dediğimiz şeye bakacağız. Ve yedinci nokta mesaj. Bize vermiş olduğu mesaja bakacağız. Kur'an-ı Kerim bu anlamda bize sadece bizim çıkartacağımız mesajlar ekseninde konuşmaktadır. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu değişimin durmasının, donmasının sebebi siyaseten birilerinin işine gelmesi mi? Yani kadın da o arada kaynamış mı oluyor kadın meselesi? Ya, onun rolü var efendim. Efendim metodoloji değişikliğine gidilmemesinin rolü var. Efendim mevcudun mevcut şartları yani var ola gelen hükümleri mevcut hayatı götürmeye yettiğinden dolayı kısmen bir comfort zone var, bir tembellik var, yenilik arayış içine girilmesini toplumda işte modernizm olarak değerlendiren ya da apostasi olarak değerlendiren, dinden çıktı vesaire gibi değerlendiren yaklaşımlar var. Yani bunlar bugün günümüzde yaşadığımız her şeyi aslında o dönemde de yaşıyoruz. Yani imamın üzerine söz kondurmamak, kurucu imam bunu derken sen kim oluyorsun gibi yaklaşımlar her zaman için söz konusu olmuştur. Yani kadın meselesindeki meseleler de böyle. Yani şahitliğinden ele alın başka şeylere varıncaya kadar. Hep bu çerçeve, bu eksende ele alınmak zorundadır. Peki konu geniş biliyorum. Aslında bu kadın meselesi İslam'ın
genel bu dondurulmuş meselesinden ayrıştıramıyoruz, onu anlıyorum. Ama özellikle Batı dünyasında en öne çıkan konulardan bu. Ve bir kadın olarak da haliyle ben baktığım zaman ne var olan pratikleri ne de bu şekildeki içtihat mı denir, ne diyebilirim bilmiyorum ama bunların savunulabilir bir tarafı olmuyor modern dünyada. Ne yapacağız bu durumda? Nasıl yaşayacağız? Bir var ola gelen o hükümleri, ister ayet olsun, ister hadis-i şerifler olsun, ister fıkhi içtihatlar olsun, insanımızı zihnen, hayalen 14 asır önceye, 13 asır önceye, 11 asır önceye ne zaman söylendiyse o topluma taşıyacağız. Özgün manayı, dikkat edin, o lafızlarda taşınan o hükümlerin özgün anlamını ve manasını o toplumda anlamaya çalışacağız. O toplumda bu ayet gelmiş, o toplumda bu nebiler serveri bunu söylemiş, o toplumda işte hukuki içtihatlar böyle hükümler vermiş, bu türlü yasamalarda bulunmuş. Çünkü deyip onu anlamaya ve onu o toplumda anlamlandırmaya çalışacağız. Biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu bugünkü toplumda da geçerlidir felsefesiyle, yaklaşımıyla meseleye bakıyoruz ve zaten kaybettiğimiz nokta orası oluyor. Eğer bunu yapabilirsek, o özgün manayı orada anlayabilirsek, anlamlandırabilirsek günümüze taşımak gayet kolaydır. Mesela size basit bir misal vereyim, somut olsun diye. İşte kadının şahitliği mevzu, değil mi? Kur'an-ı Kerim'e bakın, en uzun ayet-i kerime Bakara suresinde, Kur'an'ın en uzun ayet-i kerimesi, kadının bu şahitliğinin de geçmiş olduğu, nisabının geçmiş olduğu meseledir. Ne diyor orada? İşte iki tane erkek, işte bir tane erkek, iki tane kadın. Sonra o iki kadının bir tanesi unutursa diğeri hatırlar diyor vesaire. Şimdi ayetin konseptine baktığınız zaman söz konusu olan şey kadının ontolojik varlığı değildir. Bunu konuşmuyor Kur'an-ı Kerim. İkincisi söz konusu olan şey şahitliğe yönelik bir hukuki düzenleme yapmak da değildir. Orada söz konusu olan şey eğer illa hukuki düzenleme diyecek iseniz şayet adaletsizliği önlemek ve o adaletsizliğinin önlenmesi noktasında şahitliği ön plana çıkartmaktır. Yani şahitlikle adaletin tahakkukunu temindir. Bir Yani kere orada kadın olmayabilirdi, erkek de mi olabilirdi? Niye kadın var ve ikinci bir kadın birisi unutursa diğeri var? Hani orada böyle insan böyle bir aşağılanma hissediyor. onu söyleyeceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Yani ayet konsepti anlatmaya çalışıyorum. Konsept orada kadının şahitliği değil. Konsept orada şahitlik ve adaletin tahakkuku ve teminidir. Bunu baştan böylece belirleyelim. Gelelim ikinci noktaya. Orada söz konusu olan kim? Bir, alışveriş yapan insan. Yani alıcı, satıcı. Arkasından iki tane de şahit, değil mi? Bir de katipten bahsediyor, yazan insandan bahsediyor. Pekala. Alıcı okuma yazma biliyor mu? Satıcı okuma yazma biliyor mu? Ve o şahitlik yapacak olan insanlar, alışverişe şahit olan ister kadınlar olsun ister erkek olsun okuma yazma biliyor mu? Hiçbirisi bilmiyor. Orada okuma yazma bilen sadece ve sadece katip. Anlatabildim mi? Orada zaten okuma yazma bilse kendi aralarında yazarlar. Okuma yazma bilmeyen 4 kişinin, 5 kişinin arasında okuma yazma bilen bir insan var ve hakkın zayi olmaması için bunu diyor. Keşke imkan olsa sadece bu ayet-i kerimeyi ele alan bir program yapsak. Yani yapabiliriz çok rahatlıkla. 3. Dolayısıyla orada kadının veyahut da erkeğin şahit olacağı mevzu alışverişe şahitlik etmek ve sözlü olarak şahitlik edecek. Yani hafızadan şahitlik edecekler. Diyecekler ki Ali ile Veli bu alışverişi yaptı. İşte 10 bin liralık bir malı 1000 lira peşin 500 lira taksitlerle 6 yıl içerisinde sattı veyahut da 100 lira vesaire gibi. Dolayısıyla bir görgü şahitliği var orada. Orada yapılacak olan şey o görgü şahitliği. Ve orada insanlar bunu hapsedecek. Yarın bir gün anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman, mahkemeye intikal ettiği zaman kadınlar da erkek de gidecek orada böyle böyle bir hadise olmuştu. Biz gördük böyle böyle konuştular diyecek. İkincisi de, üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, dördüncü nokta. Pekala niye ikiye bir kadın? Çünkü kadınlar iktisadi hayatın içerisinde değil. İstisnaları var Hazreti Hatice misali. Ama iktisadi hayatın içerisinde olmadığından dolayı alışık olmadıkları bir zeminde bunu yapacaklar. İşte burada hakkın ve adaletin yenmemesi için bunu söylüyor ama İşte arkasında şimdi diyor. anlam ifade ediyor. Böyle deyince anlaşılır hale geliyor. Ama arkasından da şunu diyor. En tadille ahdâhuma fetezekkire ahdâhumel ukra. Eğer birisi yanılır veyahut da şaşırırsa,
yanılır veyahut da şaşırır. Digeri gelip ona yardım eder diyor. Ama yanılmaz ve şaşırmazsa ne olacak? Evet. Erkek şahidin yapmış olduğu sözlerle bir kadının yapmış olduğu şahitlik aynı anda birleşiyorsa, 1000 lira peşin, aylık 500 taksitlerle şu saate, şu fiyata sattı diyorsa, ikinci kadın da şahitliğe çağrılacak mı? Hayır, çağrılmayacak. Yani gördüğü şahitliği bir de eda şahitliği diyebileceğimiz bir şey. Peki bunun yıllarca, yüzyıllarca genel kabul olarak böyle gelmesine kime ne faydası var Allah aşkına? Tamam. Ve gelelim bir başka noktaya. Bir beşincisi. Günümüze gelelim. Şimdi bunu böyle anladıktan sonra günümüze gelelim. Bir kızımız diyor ki, ben iktisat okudum. Finans bölümünde çalışıyorum şu anda bir şirkette. Benim abim ise edebiyatçı diyor. Dikkat et. Buradaki bir herhangi bir ticari hadiseye edebiyatçı olan abim sırf erkek olduğu için onun şahitliği iki olacak, bir olacak. Ben iktisat okudum ve finans kurumunda çalışıyorum. Benim şahitliğim yarım olacak, öyle mi? Anlatabildim mi? Veyahut da işte Hakkari'nin dağlarında çobanlık yapan bir insanın şahitliğiyle o ülkeye, bir ülkeye, Türkiye'ye başbakanlık yapmış olan bir zamanlar bir insan, Tansu Çiller'in ekonomi profesörü, sırf kadın diye Hakkari'de okuma yazmasını dahi bilmeyen bir erkeğin, çobanın şahitliği bir olacak. Efendim, iktisat profesörlüğü yapmış bir kadının şahitliği yarım olacak. Olacak şey midir bu? Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani dolayısıyla bunların update edilmesi gerek. İşte bakın, bunu nasıl anlayabildik biz? Biz bunu ancak ve ancak o topluma giderek ayetin özgün manasını, orijinal manasını orada anladıktan sonra onu günümüze taşıyabiliyoruz. Günümüz şartları içerisinde ne diyeceksiniz o zaman? Hatta şunu çok rahatla diyebilirsiniz. Ahmet Kurucan ilahiyatçı, ama diyelim ki işte bugünkü Amerika'nın işte şey bakanı, ticaret bakanı, hazine bakanı, hazine bakanı kadın değil mi? Veyahut da Avrupa'nın merkez başkan yardımcılarından bir tanesi kadın. Onun 10 tane Ahmet Kurucan bir tane cennet etmez diyeceksiniz. Diyeceğiniz çok şey budur. Yani erkek, burada cinsi kimlik, erkek olmak, kadın olmak önemli değil. Burada adalettir, burada uzmanlıktır, burada bilgidir. İşte bunu günümüze taşımak ancak bu ancak ayet-i kerimelerinde, hadis-i şeriflerinde, fıkıh içtihatlarında özgün ve orijinal manalarını o toplumda ne anlama ifade ettiğini bulmakla, keşfetmekle mümkün. İşe buradan başlamak zorundayız. Evet, konuyu daha da uzatabiliriz, uzun saatler konuşabiliriz, çok boyutlu, ama izleyicilerin sabrını zorlamak istemiyorum. Evet, sizin de daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet. Şöyle bir son dilekle bitireyim. Benim kafamda hala, kafamda deli sorular diyorlar ya, öyle aynen, biraz aynen. Hala. Ama güzel bir, bence beyin jimnastiği oldu, faydalı oldu. Sizin gibi ilahiyatçıların sayılarının artması dileğiyle diyerek tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Gelen var. İzleyenlere de teşekkür ediyorum ve bu yayını çevreleriyle paylaşmalarını, abone olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ancak o zaman daha çok insana bu önemli bilgiler ve bakış açıları ulaşabilir. Teşekkürler.